4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Ata Yayıncılık 2. Ünite Besinlerimiz Sayfa 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Besinler ve içerikleri Etkinlik Soruları ve Cevapları. 4. Sınıf Ata Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Besinler ve İçerikleri Cevapları. 4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı. Besinler vücudumuz için neden önemlidir? Cevap, besinler bizi ayakta tutan güçlü olmamızı sağlayan sağlıklı yiyeceklerdir. Eğer sağlıklı beslenmezsek vücudumuz zayıf düşer ve hastalanırız, bu yüzden bol bol süt ürünleri tüketmeliyiz. Hem süt kemiklerimi geliştirir, dişlerimiz için çok faydalıdır. Yani besin hayatımızın en önemli şeyidir, o olmasa ayakta yürüyecek halimiz kalmaz ve hatta ölebiliriz bile. Besinleri satın alırken ve tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Cevap: süt, hazır meyve suyu satın alırken, UHT yöntemiyle paketlenen tetrapak kutuda olanları tercih edin. Bu ürünler besin değerini daha az kaybetmiştir ve kullanılan yöntem hijyenik olarak en güvenilir teknolojiyle hazırlanıp paketlenen bir yöntem. Pastörize olmayan sütten yapılmış peynir yemeyin. Açık peynirler yerine kapalı kutulardakileri almanız daha güvenli. Patates alırken yeşillenmemiş, yarık ve çatlakları olmayanları satın alın. Ekmek ve benzeri gıdalar satın alırken, ambalaj içinde olanları tercih edin. Tüm gıdalar satın alırken son kullanma tarihi, ambalajının zarar görmemiş olması gibi özelliklerine bakarak satın alın. İyi pişmemiş et ürünleri bazı mikroorganizmaların bulaşması açısından oldukça riskli ve tehlikeli. Dengeli beslenme neden önemlidir? Cevap, sağlığımızı belirleyen birçok etken bulunmaktadır. Yaşam tarzımız bu etkenler içinde önemli bir yer tutmaktadır. Sahip olduğumuz yaşam tarzımızın en önemli öğesi de beslenme konusudur. Sağlıklı beslenen bir kişi kendisini her zaman daha rahat ve dinç hisseder. Bu kişilerin hastalıklara yakalanma olasılığı daha düşük olur. Hastalandıkları vakit ise daha çabuk iyileşirler. Sağlıksız ve dengesiz beslenen kişiler ise daha çabuk hastalıklara yakalanırlar. Beslenme konusunun insanın psikolojik ve ruhsal yapısında da etkili olduğu bilinmektedir. Sağlıklı ve dengeli beslenen kişilerin psikolojik yapıları daha güçlü olur. Ruhsal yönden daha dayanıklı olurlar. Depresyon gibi ruhsal sorunlar yaşama olasılıkları daha düşük olur. Sigara ve alkolün zararları nelerdir? Cevap: sigaranın zararları sigara ve alkol bağımlılık yapar. Sigara en çok akciğerlere zarar verir. Sigara kan dolaşımımızı yavaşlatır, kalp krizi riskini artırır. Kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltır. Dudak, yanak ve gırtlak kanserine neden olur. Hatta sigarayı yakmadan dudağında taşıyan ya da tütün çiğneyenlerde de ağız için kanserleri görülür. Ağız kokusu yapar, diş ve diş eti hastalıklarına yol açar. Gebelikte tüketilen sigara düşük doğumlara ve bebekte gelişme geriliğine neden olur. Sigara uyku düzenini bozar. Sigara görme ve duyma bozukluklarına yol açabilir. Alkolün zararları: alkol, vücudumuza kalıcı olan ya da kalıcı olmayan etkiler bırakır. Alkol, beyin fonksiyonlarını olumsuz yönde etkiler ve bilinci devre dışı bırakır. İnsanlar alkol kullandıktan sonra duygularını da kontrol edemez. Görme, konuşma gibi yetileri yavaşlar ve durma noktasına gelir. Aşırı alkol geçici hafıza kaybına neden olur. Alkol en çok karaciğer, beyin ve sinirlere zarar verir. Alkol anne karnındaki bebeğin gelişimini olumsuz etkiler. 4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı: hangi tabaktaki besinler sağlıklı bir beslenme için daha uygundur? Cevap, aslının tabağı. Neden beslenmemiz gerekir? Cevap, çünkü yaşamamız için gereken enerji ve proteini suyu beslenerek alabiliriz. Sağlıklı bir yaşam için hangi kahvaltı tabağındaki besinleri tercih etmeliyiz? Cevap, kesinlikle aslının tabağını tercih etmeliyiz. Çünkü en sağlıklı ve en faydalı besinler aslının tabağındadır. 4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı: besinlerin canlılar için önemi. Yukarıda verilen konuşmalara bakarak besinlerin ve beslenmenin canlılar için önemi hakkında neler söyleyebiliriz?
Cevap, bir canlının hayatına devam edebilmesi için her şeyden önce beslenmesi gerekir. Beslenme hayat boyu devam eden bir faaliyettir. Bir canlının beslenmesi, çevre şartlarına göre değişir. Besinler, canlının ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri barındırır. Dokuların, organların ve sistemlerin organizma için sağlıklı bir şekilde görevlerine devam edebilmesi beslenmeye bağlıdır. Bu nedenle beslenme canlılar için çok önemlidir. Gerekli olan enerjinin sağlanması, vücut değerlerinin korunması ve hayatta kalmanın gerçekleşmesi için beslenme bütün canlıların ortak özelliği olarak en önemlisidir. Doğada insandan, mikroorganizmalara kadar bütün canlılar beslenerek hayatına devam eder. Bu da beslenmenin ortak bir özellik olduğunu gösterir. 4. sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 42 cevabı. Besin içerikleri yukarıda hamile olan bir bayan ile doktoru arasında geçen konuşma verilmiştir. Konuşmada proteinin görevlerinin birinden bahsedilmektedir. Acaba proteinlerin vücudumuzda başka görevleri var mıdır? Proteinler hangi besinlerde bol miktarda bulunur? Cevap, proteinlerin başlıca görevleri şunlar. 1. Proteinler vücudun elzem amino asitlere olan gereksinimini karşılar. 2. Büyüme ve ergenlik dönemlerinde yeni dokuların yapılmasında etkindir. 3. Yıpranan dokuların onarılması işlevine sahiptir. 4. Enzimlerin ve hormonların yapımında görev alıp yapılarında bulunur. 5. Sinirsel uyarıların iletiminde rol oynar. 6. Canlıya destek olma ve hareket olanağı sağlamada görev alır. 7. Vücudun hastalıklara karşı dayanıklılığında ve hastalık etkenlerine karşı korunmada kullanılır. Proteinler hangi besinlerde bol miktarda bulunur? Cevap: İnsanın gereksinmesi olan besinlerin bileşiminde yer alan 50'ye yakın besin ögesi kimyasal yapılarına ve vücut çalışmasındaki etkinliklerine göre 6 grupta toplanabilir. Karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller, su. 4. sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 44 cevabı. Besinlerde su ve mineral var mıdır? Cevap, su ve mineral yağ ve karbonhidrat besin grupları arasında olduğu için her besinde olamaz su yapıcı ve düzenleyicidir. Proteinde su bulunmaz çünkü bu grupta yer alan besinleri yoktur, bu yüzden her besinde su ve mineral bulunmaz. Deney tüplerinden birine ekmek parçaları, diğerlerine ayrı ayrı ceviz, kuru fasulye ve havuç parçalarını koyalım. Bıçağı kullanırken öğretmenimizden yardım alalım. Deney tüplerinin ağzını alüminyum folyo ile kapatalım. Daha sonra ispirto ocağını yakıp maşa ile tuttuğumuz deney tüplerini ısıtalım ve gözlemleyelim. İspirto ocağını yakarken öğretmenimizden yardım alalım. Kalan deney tüpüne maden suyu koyup ispirto ocağında ısıtalım ve gözlemleyelim. Neler oldu? Isıtılan deney tüplerinde su damlacıkları oluştu mu? Neden? Cevap, çaydanlıktaki su genleşirken, çaydanlıkta genleşir. Ancak su daha fazla genleştiği için taşar. Termometreler sıvıların genleşmesinden yararlanılarak yapılmıştır. Termometrelerde cıva ya da renklendirilmiş alkol kullanılır. Termometrenin içindeki sıvı, sıcaklık arttığında genleşerek yükselir. Sıvının seviyesine karşılık gelen sayı, o maddenin sıcaklığını gösterir. Maden suyunu ısıttığınızda deney tüpünde ne kaldı? Cevap, bu etkinliği siz yapabilirsiniz. 4. sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 45 cevabı. Aşağıdaki soruları, numaralanmış besinlere göre cevaplayalım. 1. Hangileri bitkisel besinlerdendir? Cevap, 4-11. 2. Hangileri hayvansal besinlerdendir? Cevap, 2-12. 3. Hangileri yağ içerir? Cevap, 3-8-9. 4. Hangileri protein içerir? Cevap, 1-2-4-6-10-12. 5. Hangilerinde vitamin bulunur? Cevap, hemen hemen hepsinde. 6. Hangilerinde su ve mineral bulunur? Cevap, 1-7. 7. Hangilerinde karbonhidrat bulunur? Cevap, 3-5-9-10. 4. sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 46 cevabı.
besinlerin tazeliği ve doğallığının önemi. Besinleri alırken nelere dikkat etmeliyiz? Cevap: bir besinin satın alınması için ucuz olması yeterli değildir. Örneğin ucuza satılan ıspanaklar fazla hırpalanmış, çamurlu, tarladan 3 gün önce koparılmış olabilir. Dolayısıyla yemeğini yapmak için yarısını çöpe atmak durumunda kalabilirsiniz. Ayrıca sebze ve meyvelerin hasat edildikten sonra en geç 2-3 gün içinde tüketiciyle buluşması gerekir. Uzun süre dayanmayacak besinlerin çok fazla miktarda alınması da yine israfa neden olacağı için uygun fiyatlı bile olsa alınmaması gereklidir. Taze ve doğal besinleri tüketmemiz neden önemlidir? Cevap: besinlerin taze ve doğal yollarla üretilip tüketilmesi beden sağlığımız için oldukça önemli olmaktadır. Besinlerimiz ne kadar taze olursa, o kadar daha çok vitamin ve mineral içerirler. Besinlerimizi bekletmek yerine onları taze olduğu zamanlar tüketmeliyiz. Annelerimiz ve ablalarımız bazen sebzelerin ve meyvelerin dondurulmuş şekilde dolaplarda saklarlar. Dondurulmuş gıdalar ile taze olanlar aynı derecede olduğunu düşünemeyiz. Saklayacağımız meyve ve sebzeleri dolaplarda donduracağımız zaman dahi parçalanmaması gerekmektedir. Parçalananlar ise aynı besleyici değeri taşımazlar. Bozuk besinleri tüketmenin sağlığımıza ne tür zararları vardır? Cevap: besinleri hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Bunların uygulanması sağlık ve temizlik açısından önem arz eder. Bu kurallara uyulmadığı takdirde besin zehirlenmeleri meydana gelir. Sağlam, zedelenmemiş, bozuk olmayan besinler seçilmeli ve satın alınmalı. Besinlerin hazırlanma, saklanma ve servis edilmeleri sırasında hastalık etmeni mikroorganizmalar ile kirlenmesi önlenmeli. Hastalık yapabilecek şüpheli besinler, özellikle küflenmiş olanlar yenilmemeli. Zehirli mantarları gözle ayırt etmek mümkün olmadığı için kültür mantarları dışında mantar tüketilmemeli. Besinleri bozulmadan saklamak için neler yapmalıyız? Düşüncelerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım. Cevap: sütü mutlaka buzdolabının iç raflarında saklayın. Dolap kapağında saklanan şeyler, kapağı her açtığınızda sıcak havayla temas eder ve daha çabuk bozulur. Son kullanma tarihi ne olursa olsun süt kutusunu açtıktan sonra en fazla 3 gün içinde tüketmelisiniz. Dondurma derin dondurucu da 2-4 ay süreyle taze kalabilir. Yoğurt satın alındıktan sonra en fazla 7 gün içinde tüketilmelidir. Tereyağını hava almayacak şekilde sıkıca streç filme sardıktan sonra buzdolabında 1 ay, derin dondurucu da 6 ay boyunca bozulmadan saklayabilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliği ve doğallığının önemi hakkında internet ve çeşitli kaynaklardan araştırma yapalım. Araştırma sonucunda edindiğimiz bilgileri arkadaşlarımızla paylaşalım. Bu konu hakkındaki farklı görüşleri arkadaşlarımızla tartışalım. Cevap: besinlerin taze ve doğal yollarla üretilip tüketilmesi beden sağlığımız için oldukça önemli olmaktadır. Besinlerimiz ne kadar taze olursa, o kadar daha çok vitamin ve mineral içerirler. Besinlerimizi bekletmek yerine onları taze olduğu zamanlar tüketmeliyiz. Annelerimiz ve ablalarımız bazen sebzelerin ve meyvelerin dondurulmuş şekilde dolaplarda saklarlar. Dondurulmuş gıdalar ile taze olanlar aynı derecede olduğunu düşünemeyiz. Saklayacağımız meyve ve sebzeleri dolaplarda donduracağımız zaman dahi parçalanmaması gerekmektedir. Parçalananlar ise aynı besleyici değeri taşımazlar. 4. sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 47 cevabı: acaba besinleri taze ve doğal tüketmek için neler yapabiliriz? Besinleri satın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Cevap: sütü mutlaka buzdolabının iç raflarında saklayın. Dolap kapağında saklanan şeyler, kapağı her açtığınızda sıcak havayla temas eder ve daha çabuk bozulur. Son kullanma tarihi ne olursa olsun süt kutusunu açtıktan sonra en fazla 3 gün içinde tüketmelisiniz. Dondurma derin dondurucu da 2-4 ay süreyle taze kalabilir. Yoğurt satın alındıktan sonra en fazla 7 gün içinde tüketilmelidir. Tereyağını hava almayacak şekilde sıkıca streç filme sardıktan sonra buzdolabında 1 ay, derin dondurucuda 6 ay boyunca bozulmadan saklayabilirsiniz.
4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı. Acaba sağlıklı bir yaşam için besinleri tüketirken başka nelere dikkat etmeliyiz? Cevap: Sütü mutlaka buzdolabının iç raflarında saklayın. Dolap kapağında saklanan şeyler, kapağı her açtığınızda sıcak hava ile temas eder ve daha çabuk bozulur. Son kullanma tarihi ne olursa olsun süt kutusunu açtıktan sonra en fazla 3 gün içinde tüketmelisiniz. Dondurma derin dondurucuda 2-4 ay süreyle taze kalabilir. Yoğurt satın alındıktan sonra en fazla 7 gün içinde tüketilmelidir. Tereyağını hava almayacak şekilde sıkıca streç filme sardıktan sonra buzdolabında 1 ay, derin dondurucuda 6 ay boyunca bozulmadan saklayabilirsiniz. Dengeli beslenme ve dengeli beslenmenin önemi. Sizce dengeli beslenme ne demektir? Dengeli beslenmenin önemi nedir? Dengeli beslenmediğimizde hangi olumsuz durumlarla karşılaşabiliriz? Cevap: İnsan yeterince yemesine karşın, uygun seçim yapamadığı ya da yanlış pişirme yöntemi uyguladığı için bu besin öğelerinin bazılarını alamayabilir. Bu durumda o besin öğesinin vücut çalışmasındaki işlevi yerine getirilmediğinden yine sağlık bozulmuş olur. Bu durumda da dengesiz beslenme meydana gelmiş olur. 4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı. Dengeli beslenme ile ilgili günlük bir öğün hazırlamamız istenseydi hangi öğünde neler hazırlardık? Bununla ilgili aşağıdaki çizelgeyi dolduralım. Hangi öğünde ne yemeli? Cevap: Sabah kahvaltısı protein, karbonhidrat ve vitamin alarak güne başlamanız gereken öğündür. Yumurta, beyaz peynir, bir miktar yeşillik ve 1-2 dilim ekmek bu görevi yerine getirir. Öğle yemeği için alternatifleriniz: bakliyat, sebze, kırmızı et, yoğurt, salata ve ekmek, makarna ya da pilav. Et yiyorsanız yanında sadece salata ve bir miktar karbonhidrat almanız yeterli. Sebze yemeklerini 1-2 kaşık bakliyat ile destekleyebilirsiniz. Bakliyatın yanında sadece salata ve yoğurt yemeniz yeterlidir. Akşam yemeği için alternatifleriniz: hazmı kırmızı ete göre daha kolay olduğu için balık, sebze yemeği ya da bakliyat, yoğurt, ekmek, makarna ya da pilav. Balık yiyorsanız yanında sadece salata olsun. Sebze veya bakliyatı tercih edin. Yanında yoğurt ve salata yiyebilirsiniz. Her öğünde farklı bir sebze ve bakliyat türü seçin. 4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı. Yukarıdaki görsellerde anlatılmak istenen olumsuz durum nedir? Besinleri israf etmemek için neler yapmalıyız? Cevap: İhtiyacımız kadar yemeli ve içmeliyiz. İhtiyacımız kadar enerji kaynaklarını kullanmalıyız. Yenilebilir enerji kaynaklarını kullanmalıyız. Doğal olarak beslenmeliyiz. Planlı ve programlı hareket etmeliyiz. Sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Paylaşma ve yardımlaşma kavramlarına özen göstermeliyiz. Çevremizi temiz tutmalıyız. Çevremizi korumalıyız. Acaba besin israfını önlemek için başka neler yapabiliriz? Cevap: Paylaşma ve yardımlaşma kavramlarına özen göstermeliyiz. Çevremizi temiz tutmalıyız. Çevremizi korumalıyız. Doğaya yatırımlar yapmalıyız. 4. Sınıf Ata Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Besinler ve İçerikleri Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.